Sevgili öğrencilerim, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Ben İngilizce öğretmeniniz Gazi. Şimdi bugün sizlerle birlikte 7. ünitemiz Party Time ünitesini hızlı bir şekilde göreceğiz. Bu ünite aslında 7. sınıfların ünitesine de çok benziyor. Şu an işlediğimiz 7. sınıflardaki üniteye çok benziyor. O yüzden 7. sınıf öğrencilerinin izlemesini de tavsiye ediyorum. Nitekim yarınki bilgi yarışmamızda bu anlattıklarımdan sorular soracağım çocuklar. Bunu izledikten sonra yarın da sorularını çözdüğünüzde çok daha kalıcı olacağını düşünüyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen başlayalım. Şimdi buraya zaten yazmışım. 5. Ee, sınıflar 7. ünite party time ünitesi şeklinde. Şuradan hemen bir kalemimizi alalım. Devam edelim. Evet. Party time dedik. Şimdi months of the year dediğimizde yılın aylarıyla başlıyoruz çocuklar. Bakalım neler varmış. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November ve son olarak December. Şimdi bunları zaten biz derslerimiz esnasında hatta bir şarkı şeklinde de öğrenmiştik. Bunlar o yüzden çocuklar detaylarına girmeyeceğim. Türkçelerini zaten yazmışım buraya. Ama siz muhakkak bunları defterlerinize yazın ki çok daha kalıcı olsun. Devam edelim. Days of the year dediğimizde haftanın günleri neler varmış günlerde? Monday haftanın ilk günü pazartesi, Tuesday salı, Wednesday çarşamba, Thursday perşembe. Şurada çocuklar T ve H kelime harflerini yan yana görüyorsunuz. Bunu sesletirken, telaffuz ederken bir miktar farklı telaffuz ediyoruz. S diye yani üst ve alt dişlerimizin arasından dilimizi çıkararak havayı üflüyorduk. F şeklinde çıkarıyoruz. Thursday yani. Cuma gününe geldiğimizde Cuma günü Friday İngilizce'de. Cumartesi Saturday, pazarda son olarak Sunday kelimesi oluyor. Devam edelim. Words of the unit. Yani ünitemizin kelimelerine, 7. ünitemizin kelimelerine baktığımızda. Şimdi through ve party demiş. Bir parti vermek. Şimdi through kelimesi çocuklar şuradaki normalde İngilizce'de atmak, fırlatmak anlamına geliyor. Ama böyle bir kalıp içerisine girdiğinde yani through ve party olduğunda bu artık parti vermek anlamına geliyor. Peki parti vermek kelimesinin Türkçedeki İngilizce'de bir karşılığı başka karşılığı var mı derseniz tabii ki var çocuklar. Have a party diyoruz. Yani have kelimesi burada Normalde İngilizcede have kelimesi sahip olmak demek. Mesela I have a black hair diyorsunuz mesela. Siyah saçlarım var. Burada sahip olmak dediğinizde have a party dediğiniz zaman bir parti vermek anlamına geliyor artık. Devam edelim. Go shopping alışverişe gitmek. Shopping kelimesi burada alışveriş çocuklar. Hatta shopping mall dediğinizde de alışveriş merkezi demiş oluyorsunuz shopping list yine alışveriş listesi to do list burada çocuklar to do yapacaklar demek. Yapıl yapılması gerekenler anlamında. To do list yapılacaklar listesi. Evet, need kelimesi ünitemizde yine geçen bir kelime. İhtiyacı olmak, ihtiyaç demek. Bu kelimeyle çok sık karşılaşacağız çocuklar. O yüzden bu kelimeyi bir an önce öğrenmeye bakalım, tamam mı? Evet, drink kelimesi drinks ya da beverages. Bunların ikisi de eş anlamlıdır çocuklar. O yüzden parantez içerisine yazdım bunları. İçecek, meşrubat demek. Cookies, brownie'ler böyle atıştırmalık abur cubur şeklinde cookies diyebiliriz. Fruits and vegetables. Bunları ayırmadım çocuklar. Teker teker söylemedim. Sebze ve meyveler şeklinde fruit and vegetables diye öğrenebilirsiniz. Diğer kelimemiz party hats. Yani parti şapkaları a clown. Clown kelimesi çocuklar burada bir pal palyaço demek istemişiz. A clown palyaço demek. Evet. Gift kelimesi parantez içinde yine çocuklar eş anlamlısını yazmışım bunun. Hediye anlamına geliyor. Diğer bir kelimemiz invite kelimesi. Davet etmek demek çocuklar. Bir arkadaşınızı bir sinemaya davet edebilirsiniz. Oyun oynamaya davet edebilirsiniz, bir organizasyona davet edebilirsiniz. İşte bunların hepsini yaparken biz invite kelimesini kullanacağız. Evet, invitation card kelimesi ise çocuklar, kartı zaten biliyorsunuz. Invitation ise davetiye demek. Invitation card olduğunda davetiye kartı olmuş oluyor. Evet, diğer bir kelimemiz ise çocuklar order kelimesi. Order sipariş etmek demek. Mesela şurada görmüştük need kelimemiz vardı bizim. E, ihtiyacı olmak anlamına geliyordu. Şimdi diyorsunuz ki mesela I need to order a cake diyorsunuz. Bir pasta sipariş etmeye ihtiyacım var. Bir pasta sipariş etmem gerekiyor derken order kelimesini kullanıyorsunuz. Order kelimesinin aslında birkaç tane anlamı var ama o diğer anlamlarına şimdilik girmeyelim. E, bizim ünitemizle alakalı olan anlamı e, sipariş etmek şeklinde söylüyoruz. Diğer bir kelimemiz çocuklar decorate kelimesi süslemek demek. Mesela bir odayı süslerken decorate the room diyorsunuz. Bu şekilde süslemek anlamına gelmiş oluyor. Diğer kelimemiz çocuklar decoration kelimesi. Bakın yukarıda süslemek kelimesi bir fiil. Bakın sonuna na, ne almış? mak takısını almış. Bu sefer ne oldu? Süslemek yani fiil anlamında kullanıldı. Ama altında decoration'a döndüğünde olay şu şekilde. Artık bu fiilden neye döndü? İsim haline döndü. Çünkü ne oldu? Bakın sonundaki mack, mak takısı artık gitti. Diğer bir kelimemiz celebrate kelimesi. Çocuklar kutlamak olması lazım. Kutlamak. Ee, bu çocuklar yine yukarıdaki decorate kelimesi gibi fiil bir kelime. Bunun yine ismi de var. Celebration'a döndüğünde kutlama anlamına geliyor. Bakın şuradaki e, bir İngilizce'de bir kelimenin sonuna t on şın diye telaffuz ediliyor. Bunu eklerseniz bu artık neye dönüyor? Bir isme dönmüş oluyor. Diğer bir kelimemiz join kelimesi çocuklar. Katılmak demek. Arkadaşlarınızla bir partiye katılabilirsiniz. Efendim bir organizasyona katılabilirsiniz. E, sinemaya gidersiniz birlikte orada bir etkinliğe bir filme katılabilirsiniz. İşte buradaki çocuklar join kelimesi katılmak. Ama şunu unutmadan ifade edeyim. İngilizcede J harfi J diye telaffuz edilmiyor. C diye telaffuz ediliyor. Yani join değil join şeklinde telaffuz ediyoruz. Diğer bir kelimemiz take photo çocuklar fotoğraf çekmek. Bunu efendim birçok organizasyonda arkadaşlarınızla olduğunuz zaman filan çokça yaparsınız. Take photo, fotoğraf çekmek. Diğer bir kelimemiz clean kelimesi. E artık bir parti organize ettiniz. Arkadaşlarınız geldiler, yediler, içtiler, eğlendiniz. E artık ne yapmanız lazım? Clean the house ya da clean the room demeniz lazım. Evi ya da odayı temizlemeniz gerekiyor. Devam edelim weekend kelimesiyle. Çocuklar weekend'i şöyle bir ortadan bir bölelim. Weekend kelimesini. Week hatırlayın şurada görmüştük. E, haftanın günleri derken week dediğimiz şey hafta demek. Burada da yine hafta anlamına geliyor ama şu sondaki end kelimesi zaten kelime anlamı itibariyle de son demek. E haftayla sonu birleştirin ne oldu size? Hafta sonu olmuş ol. Diğer bir kelimemiz dreams kelimesi. Hayaller bakın burada s takısı almış çoğul anlamında zaten buna da s takısı gelmiş. Son kelimemiz çocuklar come true kelimesi gerçekleşmek demek. Mesela diyorsunuz ki bir hayalim var. Yani I have a dream, bir hayalim var. I hope it's come true diyorsunuz. Ya da it comes true diyorsunuz. İkincisi daha doğru oldu. It comes true. Umarım diyorsunuz gerçekleşir. İşte burada gerçekleşmek kelimesini kullandığınızda Come true. Şunu söyleyebilirsiniz. Öğretmenim come kelimesi gelmek demek. True da doğru demek. Nasıl yani gerçekleşmek? Çocuklar İngilizce'de bu tür bazı yapılar var. Bunlar kalıp içerisine girdiklerinde yeni bir anlam kazanmış oluyorlar. Come true kelimesini de gerçekleşmek olarak öğrenmiş olalım. Evet devam edelim. Çocuklar weather ünitesiyle pardon weather konusuyla devam edelim. Yani hava durumlarıyla alakalı bir şeyler göreceğiz. Şimdi Fotoğrafta winter görüyoruz. Winter dediğimiz ne? Bu aralar çokça yaşıyoruz. Kış kelimesi. Diğer bir kelimemiz spring kelimesi. Yani ilkbahar. Diğeri summer, yaz. Ve son olarak spring ya da fall kelimesi sonbahar anlamına geliyor. Çünkü spring ve fall ikisi de aynı anlamda kullanılır. Siz hangisini kullanmak isterseniz. Evet, Bunlarla alakalı dört tane cümle kurdum çocuklar. Bu cümleleri hızlı bir şekilde inceleyelim. In spring demişim. Bakın in kelimesi Türkçe'de de da demek. Burada da diyorum ki ilkbaharda everything, bakın th sesini unutmayın burada. Everything is green. Ne diyorum? İlkbaharda her şey, her yer yeşildir. Yaza geçelim. I love summer. Yazı severim. Because. Çünkü. Çocuklar bunun ses setimi because'dur. Tamam mı? I can swim in the sea. Şuraya in ekleyelim. In the sea. Ne diyorum? Yazı severim. Çünkü denizde bakın in denizde yüzebilirim. Evet. Gelelim sonbahara. Trees. Ağaçlar. Are fall asleep in autumn. Bakın ne diyorum? Sonbaharda Bakın in kelimesini de burada gördünüz. Sonbaharda in kelimesi d'da anlamındaydı. Ağaçlar uykuya dalarlar. Yani ne anlatmak istiyoruz burada? Yapraklarını dökerler diyoruz. Son olarak çocuklar kışa geldiğimizde I love winter demişim. Yine kışı severim, kışa bayılırım çünkü because I can play snowball. Yani ne diyorum? Kar topu oynayabilirim. Bakın, keni burada görün. Unutmayın keni Hani ebilmek, abilmek e demiştik. Bir yetenekten bahsederken e, kartopu oynayabilirim. Bakın with demişim. With ile kimle? With my friends. Arkadaşlarımla kartopu oynayabilirim. Evet, burayı da geçelim. Bunları da hızlı bir şekilde geçeceğim çocuklar. Months demişim. Aylar. Yine bakın January Ocak, February Març. February Şubat, March Mart, April Nisan, May Mayıs, June Haziran, July Temmuz, August, Ağustos, September, Eylül, October, Ekim, November, Kasım ve son olarak December. Hadi hatırlayın December dediğimizde iki kere ellerimizi bu şekilde çırpıyorduk. December, December şeklinde. Burayı da geçelim. Sonra çocuklar şurada eee Hangi mevsimlerde hangi aylar var Onlara size göstermek için bir görsel hazırladım. Şurada bakın e, kış ayında winter dediğimizde yani neler var? December, Aralık, January, Ocak ve February, Şubat ayları var. İlkbahara geldiğimizde March, April ve May. Mart, Nisan ve Mayıs'ı görüyoruz. Yaza geldiğimizde Summer yani June, July ve August kelimelerini görüyoruz. E, Haziran, Temmuz ve Ağustos. Sonbahara geldiğimizde September, October ve November, Eylül, Ekim ve Kasım şeklinde söylüyoruz. Evet. Şimdi çocuklar burada e, çok önemli bazı kalıpları göreceğiz. Parti ile alakalı mesela partinin ne zaman, nerede, saat kaçta gibi böyle hızlı bir kısaca 3 tane sorumuz var onlara bir sorularını soralım. Sonrasında da cevaplarını verelim. Şimdi çocuklar WH questionlar diyorum ben bazen size. Şunu kastediyorum yani. Eğer bir kelime W ve H ile başlıyorsa işte bu WH'tir. Bakın burada ne var? When is your birthday demişim. Yani senin doğum günün when ne zaman? Bak doğum günün ne zaman? Zaten bunların altlarını da çizmişim. Cevabında ne demişiz? It is şöyle nerede? Evet. It is on Wednesday demişim. Ne zaman diyorum yani? Çarşamba günü demişim. Bakın günlerden önce de da demek için on kelimesini kullanıyoruz. Tamam mı? Bunu lütfen unutmayın. Bu çok önemli. Diğer bir sorumuz What time is the party? Bakın şunu da altını çizelim. What time dediğimiz şey de parti saat kaçta? Burada önemli bir saat soruyoruz. Sadece saat. Hatırlayın when ve what time arasındaki en büyük fark neydi? When daha geniş bir zamanı söylüyordu ama what time daha çok saat kaçta anlamına geliyordu. Buna cevap olarak ne vermişiz? Şöyle. It is at half past six. Yani saat altı buçukta demişiz. Bu tür saatlerden önce de çocuklar bu da çok önemli. Sadece et kullanıyoruz. Bakın günlerden önce on, saatlerden önce de et kelimesini kullanıyoruz. Son sorumuz çocuklar. Where is the party? Peki parti nerede? Bakın hem bunun altını çizmişim. Türkçe karşılığının da altını çizdim. Parti nerede sorusuna cevap olarak da it is at the cafe. Nerede demişiz? Kafede diyoruz. Yine bundan sonra bir mekandan önce Et kelimesini kullanmışız. Bunların tabi detayları, nüansları var ama onlara şimdilik girmeyeceğiz. Evet çocuklar, burada şimdi demişim ki, put the sentences in the correct column. Yani e, cümleleri uygun sütunlara koy demişim. Şimdi Burada iki tane sütun vermişiz. Through a party bir parti düzenlemek. Join a party ise bir partiye katılmak. Şimdi bir parti düzenlediğinizde through a party dediğinizde burada neler yapabilirsiniz ve neler yapmanız gerekiyor? Bunları yukarıdan aşağıya koymuşum. Şimdi ilk olarak ask permission from your parents demişim. E ilk olarak ne yapmanız lazım? ailenizden izin istemeniz lazım. Bunları bu arada çocuklar normal bir sıraya koymadım. Karışık verdim. Onları siz kendiniz sıraya koyarsınız. İkinci olarak make a guest list demişim. Yani bir misafir listesi. Partiye kimler gelecek? Misafir listesi hazırlamalısınız. Üçüncü olarak decorate the room. Yani odayı süslemeniz lazım. Decorate kelimesini bir önceki slaytımızda gördük. Hani hatırlayın süslemek anlamında kullanılıyordu. Prepare the food. Yani yiyecekleri hazırlamanız lazım. Send invitation card, davetiye kartlarını göndermeniz gerekiyor. Buy beverages, e artık içecekleri falan almanız lazım. E son olarak da çocuklar welcome the guests diyoruz. Ne yapmanız lazım? Misafirleri karşılamanız, ağırlamanız lazım. Peki bir partiye katıldığınızda, siz bir partiye katıldığınızda neler yapacaksınız? Bakalım. Buy a present, e yani bir partiye katıldığınızda bir hediye alırsınız, değil mi çocuklar? İşte buradan bahsediyoruz. İkinci olarak taken invitation card. Yani bir davetiye kartı alırsınız. E da, davetsiz gidilmez herhalde, değil mi çocuklar? Bir davetiye kartı alırsınız. Devam edelim. Hızlı gidiyorum çocuklar çünkü daha birçok anlatacağım yer var. Çok da uzun bir video olmasın. Evet. How to organize a birthday party demişim. Yani nasıl bir partiyi organize edebiliriz. Nasıl bir parti düzenleyebiliriz? İşte buradakiler sırayla çocuklar. Prepare a guest list demişim. Bir misafir listesi hazırlıyoruz. Write an invitation card. Bir davetiye kartı hazırlıyoruz. Sonra send the invitation card. Yani bunu hazırladığımız davetiye kartını gönderiyoruz. Arrange some music CDs. İşte müzik CD'leri ayarlamamız lazım. Decorate the place. Mekanı süslememiz lazım. Buy beverages. Yiyecek içecek almamız lazım. Burada beverages demişim içecek şeklinde. Order a cake bir pasta sipariş ediyoruz. Son olarak buy candles and party hats. Ne yapacağız? E, mumlar alacağız ve e, parti şapkaları şeklinde diyoruz. Buradakiler de sanırım sırayla değilmiş. Ben sırayla yazdığımı hatırlıyorum ama sırası bozulmuş sanırım. Bunları yine siz sıraya koyarsınız. Geçiyoruz çocuklar çok önemli kalıplara. Şimdi Partiye nasıl davet edebiliriz? Birisini partiye davet edeceksiniz. Hangi kalıpları kullanacaksınız İngilizce olarak? Şimdi bakalım. Birinci kalıbımız would you like to kalıbı. Benim çok sevdiğim bir kalıptır. İngilizce'de kibar bir şekilde birisine bir şeyi sorarken ya da bir şey isterken would you like to kalıbını kullanıyoruz. İkincisi do you want to? İster misin şeklinde. Üçüncü kalıbımız da why don't you? Yani neden katılmıyorsun, neden gelmiyorsun derken why don't you'yu kullanıyoruz. Örneklerimize bakalım. Şimdi would you like to ister misiniz, arzu eder misiniz dediğimiz kalıp dem demişiz ki would you like to join bakın ister misiniz neyi join Emad's birthday party. Emad'ın doğum günü partisine katılmak bak join kelimesini gördük az önce hatırlayın. Katılmak ister misin? Burada zaten Türkçesini yazmışım. İkinci kalıbımızla alakalı cümlemize bakalım. Do you want to organize? Organize etmek ister misin? Düzenlemek ister misin? Neyi? A welcome party. Bir hoş geldin partisi düzenlemek ister misin? Diğer kalıbımıza bakalım. Why don't you join us? Bakın why don't you join us? Çok basit. Bize neden katılmıyorsun? Mesela bir sinemaya gidiyorsunuz. Arkadaşınıza diyorsunuz ki why don't you join us? Bize neden katılmıyorsun? Haydi bize katıl anlamında. Evet Diğerine geçelim. Parti davetini nasıl kabul edebiliriz? Şimdi size bir davet davetiye gönderildi. Siz de buna e, kabul edeceksiniz. Buna davet edecek, e, gideceksiniz. Bunu nasıl kabul ediyoruz? Bunun dört tane yolunu yazmışım. Demişim ki of course, thank you. Tabii ki teşekkürler şeklinde. Yes demişim ikinci olarak. Yes, I'd love to. Evet, çok isterim. Üçüncü olarak that sounds great kulağa müthiş geliyor, kulağa mükemmel geliyor şeklinde zaten bu da e, bir daveti kabul ettiğinizi gösteriyor. Dördüncüsünde that's kind of you. Bak bu senin kibarlığın, bu senin ya çok naziksiniz. Sure, tabii ki anlamında kullanıyoruz. Devam edelim. Peki partiye katılamayacaksınız, işiniz var. Büyük annenizi ziyaret edeceksiniz. Bunu nasıl reddedersiniz? İşte gelin bakalım. Demişim, demişim ki şuradaki kesme işareti yok çocuklar. I'm afraid. Korkarım ki I can't. Gelemem. Yapamam anlamında. I'm afraid I can't. İkinci olarak I'd love to. Çok isterdim. Ama but I must study for the exam. Sınava çalışmam gerekiyor. Şu must kelimesini birazdan göreceğiz. Üçüncüye bakalım çocuklar. I'm sorry demişim, üzgünüm ama but I have lots of things to do. Yani yapacağım çok fazla şey var. Yapacağım çok iş var derken e, bunu kullanıyoruz. Son olarak çocuklar, I would love to, çok isterdim but ama bla bla bla. Bunun devamını, e, bahaneniz neyse, gerekçeniz neyse ona göre siz tamamlarsınız. Evet. Gelelim çocuklar benim çok önem verdiğim kısma. Şimdi must dediğimiz bir yardımcı fiil var İngilizce'de. Bu çocuklar gereklilikle alakalı cümleleri ifade ediyor. Yani bir şey yapmanız gerekiyorsa must'ı kullanacaksınız. Yapmamanız gerekiyorsa da mustn't'ı kullanacaksınız. Gelelim bakalım örneklerimizi. Şimdi must dediğimiz bir şeyin yapılması gerektiğini ifade eder demişim. Türkçe'de meli malı anlamına gelir. Örneğimize bakalım. Demişim ki I must study for I must study hard for English exam. İngilizce sınavına çok sıkı çalışmam gerekiyor. Bak must gerekiyor. Özneden sonra must'ı must'tan sonra da çocuklar fiilimizi kullanıyorsunuz. Bakın burada zaten Türkçe açıklamasını vermişim. İkinci örneğimize bakalım. First of all yani ilk olarak we must make a lot of invitation cards. Bak biz yapmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Make hazırlamamız. A lot of invitation card. Bir sürü davetiye kartı hazırlamamız gerekiyor. Peki bunun olumsuzuna yani bir şey yapmamamız gerektiğinde bir şeyin hani e, yasak olduğunun imasının edildiği bir e, ortamda bunu nasıl söyleyeceğiz? Bakın burada zaten Türkçe açıklamasını söylemişim. Bir şeyin yapılmaması gerektiğini ifade eder. Bir bakıma yasak olduğunu ima eder demişim. Türkçe'de e, yapmamalı etmemeli şeklinde bu anlamlara geliyor. Örneklerimize bakalım. You mustn't, bakın burada parantez içerisinde de bunun kısaltmasını vermişim. You must, you must not ya da mustn't play computer games too much. Çok fazla bilgisayar oyunu oynamaman gerekiyor. Tamam. Diğer örneğimize bakalım. Joseph must not yapmaması gerekiyor. Ne yapmaması gerekiyor? Kick the ball. Topu topa vurmaması gerekiyor. Çünkü because he has red card. Onun kırmızı kartı var. Devam edelim çocuklar. Diğer yardımcı fiilimiz should kelimesi. Bu da çocuklar İngilizce'de tavsiye vermek için kullanıyoruz. Yani mesela atıyorum arkadaşınız çok hasta olmuş ona diyorsunuz ki doktora gitmelisin. İşte bu bir tavsiyedir. Bunun tam zıttı e, should not, burada da tavsiye etmemek diyorsunuz. Yani şunu şunu yapmanı tavsiye etmiyorum şeklinde. Bakalım örneklere. Şimdi herhangi bir şeyi tavsiye etmek için kullanırız demişim. Türkçe'de meli, malı anlamına geliyor. Peki nasıl? Bakalım örneğimize. You should wake up early. Bak sen... Yapmalısın. Ne yapmalısın? Wake up. Kalkmalısın early. Sen erken kalkmalısın. Bak buradaki meli malıyı zaten gördün. İkinci örneğimize bakalım. The team, takım should take action in a coordination. Bakın ne diyorum? Takım e, aksiyon almalı. Yani hareket etmeli. Should, hareket etmeli. In a coordination. Bir uyum içerisinde takım hareket etmeli. Üçüncü örneğimize bakalım. Everybody, herkes should respect, bak saygı duymalı, human rights, insan haklarına herkes saygı duymalı diyoruz. Peki bunun tam tersi, yani olumsuz yönde tavsiye verirken ne nasıl bir şey, nasıl bir yol e, takip ediyoruz bakalım. Herhangi bir konuda olumsuz tavsiye verirken kullanırız demişim. Tavsiye edilmeyen bir şeyi söylerken kullanıyoruz. Türkçe'de yani yapmamalı, etmemeli anlamına geliyor. Peki örneklerimize bakalım. Demişim bir you should not yani shouldn't kısaltması bu come school late okula geç gelmemelisin. İkinci örneğimize bakalım. Maria should not Maria yapmamalı ya da shouldn't kısaltması bu drink too much coke çok fazla kola içmemeli çünkü because she is ill o hasta. Bakın burada da zaten Türkçe'sini vermişim. Devam ediyorum çocuklar. Şimdi son olarak bizim can ve can not dediğimiz yardımcı fiillerimiz var. Bunlar çok önemli çocuklar. Onlara hızlı bir şekilde bakalım. Şimdi can dediğimiz kelime bunun üç tane kullanım alanını yazmışım ben size. Birincisine bakalım. Yeteneklerimizi ifade etmek için kullanırız. Türkçe'de ebilmek ya da abilmek anlamına geliyor. Neymiş mesela? Örneğimize bakalım. I can speak. Konuşabilirim. English very well. Çok güzel. İngilizce konuşabilirim demiş. E bu benim bir yeteneğim mi? Evet yeteneğim. Dolayısıyla çocuklar burada neyi kullanıyoruz? Can kelimesini kullanıyoruz. İkinci kullanım alanına gelelim. Birine izin verirken ya da izinli olma durumunda kullanıyoruz. Nasıl? Örneğimize bakalım. I can play with my friends in the park. Parkta arkadaşlarımla oynayabilirim. Because, çünkü my mom allows me. Annem bana izin verdi. Şimdi burada demek ki e, kişi annesinden izin almış ki parka gidiyor. E Burada bakın oynayabilirim demiş. Buna izin veren kim? E, annesi. İşte burada can kelimesini bir izin verirken ya da bir izinli olma durumunda kullanıyoruz. Son anlamı çok da ricada bulunmak ya da izin istemek için kullanıyoruz. İzin istemek için birazdan göreceğiz. Daha farklı bir kalıp aslında daha çok kullanıyoruz ama yine ken kelimesinin de izin istemek anlamı var. Bakalım örneğimize. Bakın can I borrow your book demiş. Kitabını ödünç alabilir miyim? Bak burada bir ricada bulunmak anlamı var. Gördünüz mü? Kitabını ödünç alabilir miyim? İkinci örneğimize baktığımızda Can you open the window please? Tencereyi açabilir misin, açar mısın lütfen demişim. Burada da ne var çocuklar? Yine bir ricada bulunmak anlamı var. Şuraya mesela e, izin istemekle alakalı bir şey söylememişim. E, örnek olarak mesela şey diyelim. Can I go to bathroom diyelim mesela. Lavaboya gidebilir miyim şeklinde. Bazen e, ders esnasında siz geliyorsunuz, lavaboya gidebilir miyim diye izin istiyorsunuz. İşte burada. Can I go to bathroom diyebilirsiniz. Gelelim cannot'a çocuklar. Cannot da bunun olumsuz hali. Yapamadığımız şeyleri ifade ederken kullanıyoruz. Yani imkansız bir şey var ortada. İşte bunu anlatmanız için cannot kelimesini kullanabilirsiniz. Örneklerimize bakalım. I cannot swim in the sea. Bakın ne diyorum? Yüzemem. Denizde yüzemem demişim. Bunu yapamam yani. Julia ikinci örneğimiz. Julia cannot speak Russian. Julia Rusça konuşamaz. Yani onun öyle bir yeteneği yok, yapamaz anlamında. Üçüncü örneğimiz. Lilia cannot drink too much coffee. Lilia çok fazla kahve içemez diyorum. Belki alerjisi var. İçemez yani. Bunu yapamaz. İmkansız gibi bir şey bu. İşte bu, bu, e, bunu anlatmak için çocuklar cannot kelimesini yardımcı fiilini kullanıyoruz. Geçelim. E, hızlı bir şekilde bunların size örneklerini de yazdım. Bu örnekleri hızlıca da hemen bakalım. Şimdi ken yardımcı fiiliyle olumlu cümleler. Şimdi kuralımız ne? Önce çocuklar öznemizi koyuyoruz. Cümlenin başına önce öznemiz. Ondan sonra yardımcı fiil dediğimiz işte bu ken. Ondan sonra da son olarak fiilimizi koyuyoruz. Bakalım. You can drive car demiş. Mesela bak. You, sen, buradaki özne, can koymuşuz yardımcı fiil. Drive fiil. Burada da fiilimizi koyduk. Bu kar kelimesi bunu çünkü cümleyi istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ama kuralımız mutlaka böyle başlayacak. Diğer örneğimiz Emad can speak English. Bak Emad yapabilir. Ne yapabilir? Speak. Konuşabilir. English. Emad İngilizce konuşabilir. Üçüncü örneğimiz Ömer. Yine bakın cümlemizin öznesi. Can run. Bak yardımcı fiil sonrasında ne gelmiş? Fiil gelmiş. Ömer can run. Ömer koşabilir. Bunu çocuklar ben devam etmişim. Siz de isterseniz devam edebilirsiniz. Yani cümleyi istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ömer hızlı koşabilir demişim. Sonra Zeynep can bakın yine yapabilir. Ne yapabilir? Read book. Kitap okuyabilir. Really fast. Gerçekten hızlı kitap okuyabilir. Peki son örneğimize bakalım. Yasin yine cümlemizin öznesi en başında. Can yapabilir. Ne yapabilir? Cook. Yemek yapabilir şeklinde diyoruz. Evet, can yardımcı fiiliyle çocuklar olumsuz cümleler nasıl kuruyoruz? Yani hani az önce kurduğumuz gibi yapamaz, edemez hani imkansız olan şeyleri söylerken bunu nasıl söyleyeceğiz? Örneklerimize bakalım. Şimdi yine öznemiz başta çocuklar. Öznemizden sonra yardımcı fiilimiz yani can't Can not şeklinde bunu kullanıyoruz. Sonrasında da fiilimizi kullanıyoruz. Bakalım Julia yine öz, e, cümlemizin öznesi özleyen başta kişi ismi yani can't yapamaz. Ne yapamaz? Speak Chinese in e, Çince konuşamaz diyorum. Çünkü onun öyle bir yeteneği yok yani. O Çince bilmediği için Çinceyi konuşamaz yani. İkinci örneğimize bakalım. Emin yine cümlemizin öznesi kişisi can't touch can touch dokunamaz yapamaz neye the clouds yani bulutlara dokunamaz Mirza yine cümlemizin öznesi en başta can't demişim yine bakın yardımcı fiilimiz ortaya geldi özneden sonra carry those items Mirza şu eşyaları taşıyamaz diyorum. Bakın can't carry taşıyamaz. Son örneğimize bakalım. Elif can't keep up with the racket Bakın rocket pardon. Elif cümlemizin öznesi can't yapamaz. Ne yapamaz? Keep up with. Ayak uydurmak, hızına yetişmek anlamında kullanılıyor bu kelime çocuklar. Keep up with a rocket. Bir roketin hızına yetişemez. Bak burada da yazmışım. Rokete yetişemez. Burada da çocuklar hatırlayın imkansız olan yapamayacağımız şeylerden bahsederken can't kelimesini kullanıyoruz. Evet devam ediyorum. Ken yardımcı fiiliyle soru cümleleri. Bakın peki soruyu nasıl soruyoruz? Bu sefer de çocuklar Ken'i başa alıyoruz. Bu kadar. Başka bir başka bir şey yok yani. Ken'i öznenin yerine başa alıyoruz. Yani özne ile Ken'in yerini değiştiriyorsun. Bak Ken her zaman başta gördünüz mü? Burada soru sorarken her zaman başta. Bak ne demiş? Can you speak English? İngilizce konuşabilir misin? Bak burada bir yeteneğini soruyorsun. İşte o yüzden Kenny baş aldık. Can Ali run fast? Ali hızlı koşabilir mi? Derken soru sorduğumuz için Kenny yine başa aldık. Üçüncü örneğimizde Can I play guitar with my sister? Kız kardeşim ile gitar çalabilir miyim? Bak burada izin istiyorsun işte. Hani az önce Ken'in izin isteme anlamı da vardı ya. İşte burada e, Ken başta soru soruyoruz, izin istiyoruz burada. Evet son cümlemize baktığımızda son sorumuza can he cook Ali Nazik kebap demişim. O Ali Nazik kebabı yapabilir mi? İşte burada yine bir soru sorduğun için can kelimesi çocuklar başta kullanılmış oluyor. Evet. Onlara doğru yaklaştık artık çocuklar. Bir de may kelimemiz var bizim. can gibi. Ken'e benzer bir kelime. Ebilir, abilir demek. Türkçe'de ne demekmiş? Şimdi genelde izin istemek için kullanırız. Benim size az önce dediğim şey bu. İzin istemek için genelde may kelimesini kullanıyoruz. Türkçe'de ebilir, abilir anlamına geliyor. Daha resmidir. Hatırlayın okulda söylemiştim size. Yani bir arkadaşınızla konuşurken ken kelimesini kullanabilirsiniz. Ama öğretmeninizle e, konuşurken daha çok may kelimesini daha resmi olduğu için may kelimesini kullanmanız daha güzel olur. Örneklerimize bakalım çocuklar. May I go to bathroom? Bak işte burada may kelimesi yine başta. Soru sorduğumuz için başta. May I go to the bathroom? Lavaboya gidebilir miyim? İkinci örnekte may I use your pen please? Kalemini kullanabilir miyim? Lütfen diyorsun. Bak izin istiyorsun. İşte burada may kelimesi çocuklar izin istemek anlamında kullanılmış. Diğer bir kullanım alanı ise çocuklar muhtemel bir olasılıktan bahsederken kullanıyoruz. Yani bir ihtimalden bahsederken. Bakalım örneklere. It may snow today. Bak ne demişim? Bugün kar yağabilir. Ama yağmayabilir de yani. Bu sadece bir ihtimal. E zaten bunun kelime anlamı neydi çocuklar? Ebilir, abilir. Bir ihtimalden bahsediyoruz. İkinci örneğimize bakalım. He may come theater this evening. O bu akşam tiyatroya gelebilir diyorsunuz. Ama gelmeyebilir de. Böyle bir ihtimal var mı? E var. İşte çocuklar dolayısıyla may kelimesinin bir anlamı genelde izin istemek için kullanırız ama bunun yanında şu anlamını da sakın unutmayın. Çünkü bu da çok sık karşımıza gelir. Muhtemel bir olasılıktan bahsederken de yine may kelimesini kullanıyoruz. Evet Konumuz bu kadardı çocuklar. Bugün sizlerle 7 üniteyi hızlı bir şekilde işledik. Okulda da yine devam edeceğiz. Buna güzel bir şekilde çalışın. Çünkü yarın akşam bilgi yarışmasında yine bununla alakalı buradan sorular soracağım size. Daha güzel pekiştirmiş olacağız. Yine telaffuz temelli videolarla alakalı o serimiz devam ediyor. Onunla alakalı da çocuklar bir animasyon hazırlamaya çalışıyorum. Biraz rahatsızım. O yüzden biraz yavaş ilerliyorum. Bugün yarın onu da hallet tamamladı, tamamladıktan sonra onu da sizlerle paylaşacağım. Yine onun çalışmalarını da önümüzdeki hafta içerisinde yaparız. Kendinize iyi bakın. Hepinize tekrar iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.